Arzu ile Kamber'in hikayesi. Hac yolunda eşkıya baskınına uğrayan bir kervandan yalnızca sandığın içine saklanarak kurtulan bir erkek çocuğu kalmış. Bu çocuk bir aile tarafından evlatlık alınmış. Evlatlık olarak alınan bu çocuğa Kamber adı verilmiş. Bu ailenin daha sonra Arzu isminde bir kızları dünyaya gelmiş. Çocuklar birbirlerini kardeş sanarak büyümüşler, beraber yetişmişler. Arzu'nun babası vefat ettikten sonra bu iki genç arasında bir yakınlık başlamış. Arzu ile Kamber yaşları büyüyünce kardeş olmadıklarını öğrenmiş ve birbirlerini çok sevdiklerini anlamış. Böylece evlenmek istemişler. Fakat Arzu'nun annesi Arzu'yu zengin bir tüccarla evlendirmek istemektedir. Arzu'nun anası Kamber'den kurtulmak için onu zehirlemeye kalksa da Kamber sevgilisinin uyarması üzerine ölümden kurtulmuş. Vilayet beyi Kamber'in haline acıyarak düğünü durdurmaya, iki aşığı birbirini kavuşturmaya çalışmış ama Kamber nikahı bozmak istemediği için onu bundan vazgeçirip alın yazısına katlanmış ve annesi Arzu'yu bu zengin adam ile evlendirmiş. Bu olayın ardından bade içerek halk aşığı olan Kamber de saz çalıp şiir söyleyerek dağlara düşmüş. Bu sıralarda Arzu kocasını kendisine hiçbir zaman yaklaştırmamış. Bu zengin adam da bu kahırdan, bu dertten çok geçmeden kısa bir süre sonra kederinden ölmüş. Arzu memleketine dönmüş, iki aşık tekrar kavuşmuş. Arzu ile Kamber yeniden evlenmek için uğraşırlarken kötü kalpli anası onların kavuşmalarına ve evlenmelerine yeniden engel olmuş ve birbirlerinden ayrı kalmalarına sebebiyet sağlamış. Aşıklar bir rastlantı sonucu karşılaşmışlar ve birbirlerini görür görmez heyecandan bayılmışlar. Kötü kalpli anne kızını izler ve onları ayırmak ister. Fakat aşıkların etrafını bir anda sular kaplar ve anne onlara ulaşamaz. İkisinin ölüsünü su kaplar, bir ada meydana gelir. Arzu'nun anası iki vücudu birbirinden ayırmak istese de onları ayırmayı başaramaz. O da Tanrı'dan ölüm isteyince kızı ile Kamber'in yanına düşer ve ölür. Gençlerin göğüslerinden birer güvercin uçarak göğe yükselir. Bu onların şehit olduklarının işaretidir ve iki sevgili orada yan yana can vermişlerdir.